Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 29 Eylül 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. 51.600 ama siz bu videoyu izleyene kadar 51.700 olabiliriz. Her şey sizde bağlı. Olabildiğince oynatma listesi açıp olabildiğince video beğenirsek çok memnun kalırım. Ferdi Kadıoğlu takımda çok fazla iyi oyuncu var. Ferdi maçın ardından Başakşehir maçın ardından değerlendirmede bulundu. Diğer futbolcuların da değerlendirmesini kısa kısa diye ekleyeceğiz söyleyeceğim arkadaşlar. Harika bir galibiyet oldu. Evimizdeki son Antalyaspor maçında istediğimiz gibi başlayamadık. Değil mi son maç? Mesela Antalya maçında Fenerbahçe aslına bakarsan istediği gibi başlayamadı. istediği gibi de sonuç alamadı. Yani 3-2 kazandık ama yani beklenenden başkaydı. Neyse. Başakşehir maçı öncesi daha iyi başlamamız gerektiğini konuştuk. 13'te 13 oldu. Harika başlangıç. Rize Spor maçında kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanırız. 14-14 olsun 15-15 olsun 17-17 olsun Takımda fazlasıyla iyi oyuncu bulunduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu şunları söyledi ne kadar çok koşarsam Fenerbahçe'ye o kadar çok Yardım ederim Takımda harika atmosfer çok fazla iyi oyuncu var Güzel bir ruh var bu şekilde devam etmek istiyoruz Diyor Ciko Günün Gecenin iyi isimlerinden Ki e, aslına bakarsanız biraz da korkuttu bizi İnşallah da bir şey de çıkmaz Ganal stoperimiz Alexander Ciku kazanılan Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulunuyor. Çok mutluyum. Fenerbahçe'de ilk golüm attım. Maça iyi başladık. Antrenmanlarda şut idmanlarına katılıyorum. Güzel goller atabiliyorum. Takım olarak iyiydik. En iyi performansımız bu maçtaydı. Başakşehir'e zorluklar yaşattık. Gollerden sonra maçı kontrol ettik. Herkes çok mutlu takımda. Taraftar harikaydı. Bu şekilde yola devam etmek istiyoruz demiş. Şimdi aslında Ciko da iyi ama Şimanski'den övgüyle bahsetmiş. Sebastian Şimanski'nin bu gollerine alışığız. Sol ayağı çok iyi. Çok güzel. Çok güzeller atıyor. Çok güzel goller demek istemiş herhalde. Bizler açısından sürpriz değil. Antrenmanlarda da çok iyi çalışıyor ve karşılığını alıyor demiş. Takımdaşlık da tabii ki de ayrı bir olay. Şimanski'ye de mikrofonları verelim. Şimanski böyle devam edeceğiz diyor. Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı. Sebastian Schimanski 4-0'lık maçın ardından konuşuyor. Aleksandr Cikun'un attığı golde değinmiş. Aleksandr Cikun'un birçok böyle şutuna şahit oldum. Golü benim için sürpriz olmalı. Kendini kutluyorum demiş. Maça evimizde oynadığımız hissettirerek başlamalıydık. Kolay oynama imkanı vermedik ve 30 dakikada goller bulduk. Harika 3 puan kazandık. Atmosferi harikaydı. Çok mutluyuz. Bu şekilde devam edeceğiz diyor. Rıdvan Dilmen... Fenerbahçe yorumlarında bulunmuş sevgili Rıdvan Dilmen. TV 8.5 ekranlarında konuşan Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına da değineyim arkadaşlar. Orada TV 8.5'ta enteresan bir kanal. Fenerbahçe'yi alkışlıyorum. İsmail Kartal'ı alkışlıyorum. Oyunculara aynı şekilde çok saygılı uyulacak bir oyun oynadılar. Fenerbahçe'yi bu seviyeye, bu coşkuya getiren de İsmail Kartal'dır. Fenerbahçe taraftarlarının tamamının mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşılarında daha iyi bir takım olsa da sürüklese ederlerdi. Korneri yok Başakşehir'in. Bir tane cılız şutları var demiş. E, korneri var. Ama hani kastedilen ciddi manada yok olarak demiştir. Köşeye sıkıştırılmış boksör muamelesi yaptılar. Sadece ikinci yarıda 5 tane gol pozisyonu vardı zaten. Hadic, Şimanski, Fred, İrfancan, Can, Ceko var. 2 tane adam yiyen stoper almışlar. Ben dedim ya size lollipop gibi değil stoperler. Aklıma Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu dönem geliyor demiş. Fenerbahçe'nin oyunu da ona benziyor. En önemli özellikleri neydi? Topa basıp çabuk kazanıyorlardı. Yok en önemli özellikleri Vahap Beyaz, Ahmet Çakar. Topa basıp çabuk kazanıyorlardı. Fenerbahçe mental olarak ve fiziksel olarak futbolcularına inandırmış. İrfanı, Tadeç'i, Şimanski'yi inandırmış hoca. İyi futbol kim iyi oynarsa keyif alıyorum ben. Fenerbahçe zaten 4-3-3'ü 4-1-4-1 gibi oynayan bir takım. Burada sayılara çok takılmıyorum ben. Fenerbahçe önce baskıyı prensip haline getirdi. Öyle olunca da bunun avantajlarını görmeye başladı. Rakipleri Fenerbahçe'ye önlem alması gerekiyor. Pasta çıksak başka. Hızlı hücum denesek başka sıkıntı yaratabilir size Fenerbahçe diyor. Haksız mı? Sezon başından beri İsmail Hoca en iyi değişikliklerini yaptı. Fred'i doğru zamanda çıkardı. Ceko'yu çıkardı bu oyunu sadece ilk 25 dakikalar kale alınsa ilk 3 oynarsın. Çünkü sonuçlandırıcı oyuncular var. 6 oyuncu neden oynamadı Başakşehir'de? Ya bu nasıl kural? Çağdaş Hoca niye var? Çağdaş Hoca bu maçın oynanması gereken tarihte neredeydi? O zaman bu maçta neden takımın başında Çağdaş Hoca var? Neden böyle diye isyandan değil. O zaman bu nasıl kural futbolcular oynayamıyor ama hocalar olabiliyor. Camianın taraftarın korkunç bir motivasyonu var artık. Galatasaray'ın geçen sezondan beri devam eden Beşiktaş'ın da 4 sezon önceki şampiyonluk coşkusunu Fenerbahçe yakalayamamıştı. Şimdi o var artık. Fenerbahçe'de uzun yıllardır görmediğimiz bir taraftar mutluluğu var diyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Aslında taraftarı taraftara bıraksalar Livakovic cin gibi her an oyunun içinde bir kaleci. ilk 25 dakika kusursuz oynadı. Fenerbahçe zaten bu oyunu 40 dakika boyunca bu oyunu 40 dakika boyunca oynayamazsınız zaten diyor. Oyuncuların yüzünde bir huzur olduğunu görebiliyorsunuz. Böyle bir kadroyu uzun zamandır görmemiştim. Daha bu takıma o Cengiz falan katılacak. Bu maça bakınca o yoktu. Tüh diyeceğiniz biri var mı? Hakikaten yani ulan tüh o sahi, o sahi daha iyi olacak diyeceğiniz bir şey var mı? Bence yok. Cengiz düzeldiği zaman bu takımda bir şekilde oynayabileceğini düşünüyorum. Kenti bir şekilde oynatabilirdi diye düşünüyorum. Hafta sonu Rize maçında veya haftaya Avrupa maçında oynatacak. Demek ki. Fred oyundan çıkarmak çok değerli. Jekko'yu aynı şekilde. Şimanski'yi oynatabildiğin kadar oynat diyorum. Bak. Şimanski'nin bir de yaşının genç olduğunu da bir kez daha vurgulayalım. Yani aradaki fark anlaşılsın. Bir de oynadıkları mevki itibariyle Şimanski topla oynadıkça daha keyifli oluyor. Şimanski daha 24 yaşında. Premier Lig'e büyük takımlara kesin gider. Zaten buralarda tutamazsınız onu. 13 maçta 7 gol 4 asisti var. 40 milyon euro yazmanız lazım en az sözleşmesine. Belki de serbest kalma maddesi 40 milyon eurodur. Dilerim uzun süre Fenerbahçe'de oynar ama sanmıyorum demiş. Arkadaşlar bir geçmişe gidip baksanıza. Acaba Şimanski'nin ilgili ben 40 milyon euro serbest kalma maddesi var gibi bir cümle kurmuş muyum? Kurmamış mıyım? Orada Fenerbahçe Alagöz Holding FIBA Süper Kupası şampiyonu. Kızlarımızı da tebrik ederim. Basketbol kadınlar süper kupa final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding. LDLC Asfel'i 109.52. Bu arada Asfel yani ee, başka bir şey. Yani Asfel'i bayanlar bayan şeyini takip edenler, bayan basketbol takip edenler bilir. Hani Olympiakos gibi, Panathinaikos gibi, CSK gibi erkeklerin Asfel oranı şey. 109.52 mağlup edip süper kupanın şampiyonu oldu. Fransa'nın Lyon kentinde Süper Kupa maçında karşılaştı diyor. Süper Kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım karşılaştırmalarından düzenlenen Seramati de kupayı aldı. Yine Fenerbahçe, Fenerbahçe Alagöz artık bir yıldız takabilir. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim İsmail Kartal'a. İsmail Kartal diyor ki hakemler kendine gelsin. İsmail Kartal oyunculara durmayın dedim. Yani ana başlık oyunculara durmayın dedim ama hakemler kendine gelsin lafı aslında çok yaralayıcı bir laf. 4-0'lık maçından kısa kısa aldım arkadaşlar. İlk 30 dakika planladığım gibi gittim. 3-0 olunca oyuncular rahat oynamaya çalıştılar. 3 gün sonra maçın olduğunu düşünürsek <laughs> kafalarında da o var. Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamamız gerektiğini söyledik. 4-5 hatta 6. gol atmamız gerektiğini. Bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık. Oyunu domine ettik. Çok üstün oynadık. Daha farklı da olabilirdi. Başakşehir gibi güçlü bir kadroya karşı kazandık. Oyuncularımı tebrik ederim. Taraftarım muhteşem desteği vardı. Teşekkür ederim diyor. 13 ile 13 için diyor ki ana bölümü hallettik. Artık oyunun gelişimi için uğraşıyoruz. Şu anda doğru yoldayız. 13 ile 13 falan bunlara bakmıyorum. Artık bunu da yasakladım. En önemlisi önümüzdeki ilk maçtır sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktığında çoğunuz hatırlamazsınız. Gökhan Gönül'le birisi geldi dedi ki ya sevgili Gökhan dedi. Neyi hedefliyorsunuz? Kupayı hedefliyor musunuz? İşte yarı final hedefliyor musunuz? Finali hedefliyor musunuz? Neyi hedefliyorsunuz dedi. Gökhan Gönül aslında Fenerbahçe'nin çeyrek finale çıkma serüvenini özetledi. Dedi ki biz maç maç bakıyoruz. Yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. O zaman grup maçlarında sordular bunu. Dedi ki 6 maç sonunda işte alabildiğimiz en yüksek puan almak istiyoruz. Çıkabilirsek bir üst tura çıkmak istiyoruz. Yapabilirsek orayı geçmek istiyoruz. Ama maç maç bakıyoruz. Maç üzerinde bakıyoruz. Fenerbahçe çeyrek final maçına kadar maç maç baktı. Ama çeyrek finalde ne diye baktı biliyor musunuz? Neden final olmasın diye baktı. Bakış açısını çevirdi. İyi de hocam yani çeyrek finala çıkan takım da finali düşürür Hayır ben düşürmesin demiyorum. Ama mantalite önemli. Bak 13'te 13. İsmail Kartal'ın yanında futbolcuları toplarım. Gelin buraya. 13'de 13 falan yok. 0'da 0. Rize maçını kazanın. Açın Rize maçını kazanın. Daha derim mesela. Şimdi ben yanlış biliyor olabilirim. Bir de internetten kontrol edeyim. Milli ara geliyor. Bakın Rize maçı 1 Ekim Pazar Spartak Tırnava maçı 5 Ekim Perşembe 8 Ekim Kasımpaşa Fenerbahçe maçı Sonra 14 gün ara. Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam 3'te 3 yapın ciğerimi yiyin derim. Yani ciğerimi yiyin. 3'te 3 yapın. Ben o zaman konuşmayacağım derim. Bak. Rize maçı, Tırnava maçı, Kasımpaşa maçı. 3'te 3 yapalım. Gerisi hiç mühim değil. Anladınız mı? Gerisi hiç mühim değil. Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam sadece bunu konuşurum. Cengiz Ünler büyük bir güç. Emre Mor öyle. Bu oyuncuların aramıza dönmesi gücümüze güç katacak. Onlar da gelince çok geniş kadroyla maç maç rakibe göre farklı şekilde futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Bir kere şunu söyleyeyim. İrfan Can Kahveci. Evet büyük bir yetenek, iyi bir yetenek. Takıma katkı veren bir yetenek. Ama İrfan Can'da bir özellik var. Oyuna sonradan dahil olduğunda daha tehlikeli. Niye? Çünkü İrfan Can'ın beklentisi de bu yönde. Yani İrfan Can'dan biz bunu bekliyoruz açıkçası. Anladınız mı? Ben şunu eklemede bulunuyorum. Cengiz ve Emre Mor pır pır kanatlar. Şimdi rakip Tadiç'e tedbir alıyor. Kabul. Hani Şimanski'ye tedbir alıyor. Ceko'ya tedbir alıyor. Her şey kabul. Ama bir de Emre Mor gelirse Cengiz gelirse. Bak İrfan'a o kadar tedbir aldıklarını zannetmiyorum. Gerçekten zannetmiyorum. Ama yani bir Emre Mor bir Cengiz'ün der. Merak etmeyin. Baya baya tedbir aldırır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi konuşmasını bitireyim İsmail Kartal'ın da. Maç maç gitmeyi de özellikle söyledim. Maç maç bakarsak işimiz daha kolay olur. Savunma yapmam. Maçta beklemem. Ben ucumu severim. Bunu isterim. 4 attık ama 6 olabilirdi. Bu maçta oyuncularımız çok cömert davrandı. Bir daha inşallah böyle olmaz. 4-0 kazandık ama oyunumuzun gelişimiyle ilgili oyuncuların sahada koyduğu karakter beni çok mutlu etti. Okan Buruk Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta oynanmasına tepki gösterdi. Siz ne diyeceksiniz demiş. Dedi. Siz ne diyeceksiniz demişler. Yönetimin karar vermesi, yorum yapması daha iyi olur. Çok fazla bu konulara girmek istemiyorum bak. Çok güzel tuzak sorusuna çok güzel cevap vermiş. Sebastian Şimanski'nin kartında normal bir ikili mücadele var. Alexander Cikun'un müdahalesi. Hakemler bize çok ucuz basit kartlar gösteriyor. Hakemler şu analizi yapabilir. Bir oyuncu sahada nasıl oynuyor, nasıl bir beden diline sahip kartı verirken bu kartı hak ediyor mu bu oyuncu diye düşünmedi, düşünmeliler. Şimanski maçtan sonra ben ne yaptım hocam dedi bana. Herkese eşit olsunlar. Ucuz kart gösteriyorlar bize. Dikkatli olmalarını rica ediyorum demiş. Şimdi haksız mı İsmail Kartal? Yani hakemler kendine gelsin diyor. Haksız mı bu adam? Var mı abi haksız olduğu bir taraf? Ya bana söyleyin hocam şurada haksız deyin. Ya da şu şöyle böyle. Ya bu kartları Galatasaray'a göstersin, bu kartları Galatasaray'a göstersin, bir daha hakemlik makemlik yaptırmazlar ya. ya bu, bu, ya ben gerçekten anlamıyorum ya. Vallahi ben gerçekten anlamıyorum. Abi bak, biz hani küfür etmekten, eleştirmekten, ne bileyim e, beddua etmekten bıktık ya. Ya kardeşim siz hiç mi bıkmadınız? Maç 3-0 olmuş, hani... Fenerbahçe aleyhine maç yönetecek sevimde de ki lan bari başka maçta yönetelim. Adamlar malı götürdü de. Yani adamlar malı götürdü. De. Şimdi aslında e, Çağdaş Atan'la ilgili de bir kısım var ama Futbolda bugün vardır diyor İsmail Kartal. Bizim için önemli maç. Oynayacağımız ilk maçtır diyor. Hep böyle olacak. Hakemler herkese eşit olsun. E, bir de Çağdaş Atan'ın kısmı vardı ama Neyse çağdaş atan kısmı çok mühim değil. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe elinden gelenin en iyisini yapmadı ama elinden geleni yaptı. Avrupa Down Sendromu Şampiyonu Özel Futsal Milli Takımımızda Başakşehir maçında konuğumuzdu. Bunları da buradan kucak dolusu sevgilerimizi iletelim. Yani erken değişiklikler falan yaptım. Arkadaşlar sosyal medyaya bir şey atıldı. Ee, ne diyor Erman Toroğlu? Livakovic antrenman bile yapamadı Fenerbahçe kalecisi. Arkadaşlar ona ayıp etti. Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam Livakovic'i gece 12'de antrenmana çıkardım. Çünkü arkadaşlar ona ayıp etti. İyi bir antrenman yaptıramadı demiş. Şimdi i̇şte arkadaş Livakovic iyi antrenman yapamadı diye başlayacak sözü. Ben şunu belirteyim sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Klopp onu beğeniyor. Klopp. Simanski. Arkadaşlar. Şimdi Jürgen Klopp Simanski'yi çok beğeniyor. Teknik direktör Klopp'un beğendiği gündeme gelmiş. Şunu da söyleyeyim. Öyle kaybeden beğenmez benim bildiğim Klopp ama siz benden daha iyi bilirsiniz. Açık konuşayım. öyle kıvırmayayım. Liverpool Teknik Direktörü Klopp'un takibinde olduğu iddia edildi. Ve maçın ardından Rıdvan Dilmen'le pro program yapan Murat Kusava, Sebastian Şimanski'nin şu an dünyadaki en büyük hayranlarından biri Jürgen Klopp. Klopp, Şimanski'yi çok beğeniyor şeklinde konuşmuş. Şimanski'yi oynatabildiğin kadar oynat diyorum. Şimanski daha 24 yaşında Premier Lig'de büyük takımlara kesin gider zaten diyor ya. Burada da onu kastediyor. Arkadaşlar ben size Şimanski'yle ilgili bir bilgi vereyim sevgili Feridun Nideloğlu da bu konuya değinmiş ama Şimanski'nin bir serbest kalma maddesi var mı yok mu? Herkes bana bunu soruyor soracak da. Bilgim dahilinde benim Şimanski kap videosu çektiğim videoda ya da bir sonraki videoda şöyle bir açıklama yaptım. Şimanski Galatasaray'la görüştü. Tesisler gezdirildi. Maaşta anlaşamadılar falan külliyen yalan. Çocuğun istediği 2 milyon euro falan bir maaş. Çok değil. Çocuk Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'den sıçrayış yapacak. Atlayacak bir yere zıplayacak. Ve o kadar yüksek bir maaş beklentisi yok dedim. Şunu ekledim. Bize gelmesinin en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Arda Güler. Real Madrid'e futbolcu sattı Fenerbahçe. O geldikten sonra Altay Bayındır Manchester United'a sattı. Ya arkadaşlar bak Fenerbahçeliliğinizi atın kenara. Misal veriyorum Adana Demirspor. Aynı transfer döneminde Real Madrid'e 20 artı 10'a futbolcu satacak. Manchester United futbolcu satacak. Hoffenheim'a futbolcu satacak. Berisha'yı başka takıma verecek. Orası da 14 milyon euroya başka takıma verecek. Bak aynı transfer döneminden bahsediyoruz. Aynı transfer döneminden. Valencia paylaşılamayan adam olacak. Attığı gollerle bilmem Brezilya'ya şuraya buraya gidecek. Aynı Fenerbahçe'de. Siz genç futbolcusunuz. Patlama yapmak istiyorsunuz. Rusya'dan çıkıp Avrupa yapmak istiyorsunuz. Nereye gidersiniz? Yani futbolcusunu öldürüp Eyüp Spor'a gönderen Galatasaray mı? Real Madrid'de futbolcu pazarlayan Fenerbahçe'ye mi? Yani size bırakıyorum. Bu arada Valencia demişken 14 maçta 950 dakika 4 gol 2 asiste ulaşmış. Deli olan. Hani az küfür ederseniz <laughs> Valencia atamaz. Çok edeceksiniz. Ben Şimanski'nin şöyle bir madde eklettirdiğini duymuştum ama emin değilim. 40 milyon euroya serbest kalır. Evet sözleşmesinde böyle bir madde var diyebiliyorum. Bu benim şahsi duymam. Sevgili Feridun olduğu da bir serbest kalma maddesinden bahsediyor. Ama onların bahsettiği kadar küçük değil. 40 milyon eurodan ben eminim. Hatırladığım kadarıyla böyle videoları izleyip tekrar yorum yaparsanız da sevinirim. Hocam sen 40 dedin ama bak videoda 20 demişsin diyebilirsiniz. Yani bir şey diyemem. Avrupa'nın zirvesinde tek başına bir takım. Fenerbahçe, Alagöz Holding. Cumhuriyetimizin 100. yılın armağan olsun bu şampiyonluk. Çifte mutluluk bir kulüpten daha fazlası. Süper Lig'de son iki maçta 10 tane sarı kart gördü Fenerbahçe. Alanya maçında Atilla Karaoğlan, Ceko, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Tadic, Batşuayi, Ciku. Bir de İsmail Kartal'a da gösterdiler de onu az saymıyorum. Bu maç İrfan Can, Ciku, Şimanski, Osterwolde. Ya yazık günah abi. Bak bir takımın kaderiyle bu kadar oynanmaz. Sevgili zorbayı küçük bak Allah çoluğundan çocuğundan çıkarır bak. Ben çıkarsın etsin diye beddua etmiyorum ama çıkarır. Bak çok üstüne geliyorsunuz Fenerbahçe'nin. Bak taraftar artık hani dilsiz garibana dönüştü. Ya, mazlumun bedduasının Allah arasında perde yoktur bak. Mazlumun çok hakkını yediniz. Şimdi Galatasaray'ın arkadaşlara söylüyorum siz de diyor penaltı aldınız haksız yere şöyle böyle bunu diyen takımın hani dünyada penaltıda şu anda zirvedeler. Şu anda Galatasaray penaltı konusunda dünyada zirvede biliyor musunuz? Onu bilmezsiniz. Böyle bir durum var. Ben şunu söylüyorum. İşin Galatasaray'ını Beşiktaş'ını geçtim. Bana ne? Lanet gelsin. Kim, kimse kim. Umurumda değil. Ben işin şu kısmındayım. Adalet herkese uygulanınca adalet olur. Birine uygulanıp birine uygulanmayınca bu kollama olur. Birine uygulayıp öbürüne ters uyguladığın zaman bu başka bir seviye olur. Kimsenin hakkına girmeyin. Kimsenin ahını almayın. Bak yarına kimsenin garantisi yok. Kimin çıkacağının çıkmayacağının garantisi yok. Bu kadar uğraşmayın Fenerbahçe ile. Yani yarına kimsenin garantisi yok. Bir, bir deprem aldı götürdü. Şu anda Adıyaman yok diyor adam. Arama Maraş yok. Elbistan diye bir yer yok diyor adam. Yapmayın etmeyin bak. Bir gece daha aşağı oluruz. Son olarak da şurayla tamamlayayım. Kemal Aslan Kadıköy'e geçen yıllarda gelen takımlar 3 puanı alıp gidelim diye olurdu. Şimdi ne düşünecekler biliyor musunuz? Fark yemeyeyim. Rezil olmayalım. Bu hissiyat geçmeye başladı demiş. ben size bir şey söyleyeyim. Bu hissiyat hakemlere rağmen geçti. Yani şu anda Anadolu takımları Fenerbahçe ile maç yapacakken bu cümleleri kuracaktır. Ulan Kadıköy'e gidiyoruz ama lan az yiyip gelsek diyecektir. Bak Galatasaray'a karşı şimdi Galatasaray'ın bugüne kadar oynadığı maçlar ile Fenerbahçe'nin bugüne kadar oynadığı maçları kıyaslamak mümkün değil. Mantıklı değil. Hani bir o kadar kötü bir Trabzonspor'la oynadı ki Galatasaray aklınız durur. Oynadıkları Başakşehir sahada sürünüyordu. Çağdaş Atan'ın ilk maçlarıydı. Sürünüyordu sahada. Bilmiyorum. Belki de o maça özel sürünmüşlerdir. O maçta aslan kesildiler ama yani aslanlıkları bu kadar. Ben şunu belirtmek istiyorum. Daha derbi oynamadık. Beşiktaş, Galatasaray, Adana Demirspor, Trabzonspor, 4 tane özel maçı bence oynamadık. Bence 4 özel maçı oynayana kadar. Bak 13'te 0'ı silelim. 3'te 3 ile ya da sizin tabirinize 16'da 16 ile milli araya girelim. Cengiz iyileşsin. Emre iyileşsin. Lincoln takımla çalışmalara başlasın. Omar Fayet'in lisansı çıksın. Gitsin. E, vize sorununu halletsin. Biz işimize bakalım. Şimanski'yi biz elde tutamayız. Sezon sonunda bu performansı böyle sürdürürse biz sezonun sonunda tutamayız. Osterwolde bak hepinizin dikkatinden kaçıyor. Asıl Osterwolde'ye odaklanan. Geldiğinde toplu birlik Fenerbahçeli olduğunu iddia ettiğiniz sayfalar attılar, tuttular, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Yani anlatabiliyor muyum? bir tek ben arkasında durdum. Ben hala söylüyorum. Ya oyuncu geldi 6 milyon euro ben şu cümleyi kurdum. Lan kütür kütür sol bek. Bunun neyini beğenmiyorsunuz? Osterwolde'nin bir özelliğini de belirteyim. Birçok bir kişinin dikkatinden kaçmıştır. Hızlı oynuyor. Hani Tek pas var ya tek orta gibi düşünün. Anında orta açabiliyor. Anında. Hiç beklemedin. Ve e, biraz daha şey yapsa yani biraz daha e, bitiricilik artmış olsa çok daha farklı olur. Benim aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ama Şimanski için şunu söyleyeyim devre arasında falan gitmez. Hani 40, 40, 40, hocam sen 40'a serbest kalır diyorsun da gider mi? 40 verseler de devre arasında gitmez. Rahat olun. Ben kefilim garantisini veriyorum. Ee, sezonun sonuna odaklanın. Kızlarımızı da tekrar bir kez daha kutluyoruz. İyi ki Fenerbahçe'nin taraftarız. Bu arada Allah nazardan saklasın. Şimanski Rabbim seni nazarlardan saklasın. Her türlü kem gözden sakınsın bay Küçüğe de bir şey söyleyeceğim. Yani siz bu paralara helal diyorsanız ben hiçbir şey söylemiyorum. Gerçekten ben hiçbir şey söylemiyorum. Ama bu döner dolaşır size gelir. Fenerbahçe vites yükseltiyor. Dikkat edin kimileri o aracın içinde koltuklara oturacak. Kimisi yani o aracın gitmesinden rahatsız olacak. Fenerbahçe vitesi yükseltiyor. Taraftar da vitesi yükseltsin. Mesela bu videoya beğeni rekoru gelerek gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Mutlu cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar olsun. Görüşmek üzere dostlar.